Herkese merhabalar. Bu videomuzda gömülü sistemler için önemli bir konuyu işleyeceğiz. Kesmeleri yani interruptları işleyeceğiz. Bu videoda kesme nedir, XT birimi, NVIC birimi ve kesmelerin işlemciler üzerindeki önemi hakkında detaylı bir şekilde konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak kesme nedir? Bununla başlayalım. Kesme, dış cihazların I/O gereksinimlerini uygun anlarda karşılamak için mikro işlemcilerin yürütmekte olduğu işi bırakarak dış cihazın gerek duyduğu I/O servisini gerçekleştirmesi için kullanılan bir yöntemdir. Yani bunu biraz daha detaylandıracak olursak, biz şu ana kadarki yaptığımız uygulamalarda polling metodunu kullanıyorduk. Bu metotta ne oluyor? Biz buton uygulamasında da böyle oldu, UART'ta da böyle oldu. Bir koşul koyduğumuz zaman biz bu koşulu her defasında çalıştırıyoruz. Yani sonsuz döngüde her defasında o koşulun doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz. İşte butona basıldıysa işte LED'i yak, LED'i söndür ve benzeri gibi. Yani bunu sürekli bir şekilde yapıyoruz. Buna polling metodu deniyor, sürekli yoklama metodu deniyor. Peki interrupt modunda nasıl oluyor? Ona bir bakalım. Burada kodumuz, programımız çalışırken sürekli bir yoklama olayı gerçekleştirilmiyor. Yani şu, yine buton örneği üzerinden devam edecek olursak, atıyorum butona bastığımız zaman sadece tek bir defa koşulun doğru olup olmadığına bakılıyor. Doğruysa işlem gerçekleştiriliyor, değilse gerçekleştirilmiyor. Buna tabi ileride daha detaylı bahsedeceğiz. Kesme servis fonksiyonunun içine yazdığımız kodlar fonksiyonu ne yapacağını belirliyor. Ama dediğim gibi interruptların bize sürekli olarak aynı şeyleri, aynı koşulları kontrol etmememizi sağlıyor. Sadece bir kere bakıp bu sayede işlemcilerin çok hızlı yapılması gereken işlemlerde anlık tepki verilmesi gereken yerlerde daha yük bindirmeden çalışmasını sağlıyoruz. Şimdi XT birimine geçelim. Açılım external interrupt, yani harici kesme. Harici bir kaynakta oluşan durumlardan dolayı meydana gelen kesmeleri diyoruz. Yani burada harici kaynaktan kasıt, işte dış ortamdan pinler vasıtasıyla gelecek olan kesmeleri söyleyebiliriz. Bir de bunların yanında tabii kendi içindeki donanımlardan da gelen kesmeleri yine XT birimi üzerinden anlayabiliriz. Burada görüyorsunuz çipin üzerinde NVIC biraz sonra bahsedeceğiz ama gördüğünüz gibi pin I/O pininden XT birimine bir hat var. Ve daha sonrasında bu da işlemci tarafından değerlendirilecek. Bunu biraz sonra daha detaylı anlatacağız. Burayı incelediğimizde de bu register kesmelerde kullanacağımız register'ları da bir sonraki videomuzda inceleyeceğiz. O yüzden ona da değinmeyeceğim. Ama burada önemli bir kısım var. Şöyle, her bir XT biriminde, yani XT 0'dan mesela bu L4 kartında 15'e kadar gidiyormuş. Her bir XT birimine sadece bir portu bağlayabiliyoruz. Yani burada gördüğünüz A, B, C, D hepsini aynı anda bağlayamıyoruz. Sadece bir tanesini seçiyoruz ve sadece o hattın artık yetkilendirilecekse o hat üzerinden işlemler gerçekleştiriliyor. Burası önemli bir kısım. Şimdi de NVIC birimine gelelim. NVIC ARM işlemcilerde kullanılan gelişmiş interrupt kullanımları için bir yönlendirici. Yani bunu biraz daha detaylandırılacak olursak, karmaşık kesme isteklerinin işlemciye sürekli yük getirmemesi için tasarlanmış bir yapı. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Mesela burada görüyorsunuz I2C'nin kesme hattı, DMA, UART'ın. Bunların hepsinin ayrı ayrı hatları var. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğimiz XT çevresel birimi. Bunlardan kesme istekleri geliyor. Bu birimlerden kesme istekleri geliyor. Ve burada NVIC bunun bu hatların yetkilendirilmesini yapan birim. Yani NVIC'den onay almadan herhangi bir kesme isteği işlemciye ulaşmıyor. Bu sayede işlemci üzerindeki yükü de azaltmış oluyoruz. NVIC'in açılımını da söyleyecek olursak, nested vector interrupt control olarak
söyleyebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi XT birimine gelen portlardan sadece bir tanesini seçmemiz lazım. Daha sonrasında yine dediğimiz gibi NVIC hattı yetkilendirilecek ve mikro işlemci o kesmeyi uygulayarak fonksiyonumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi de kesme oluşturmayı genel hatlarıyla tekrar bir inceleyelim. İlk olarak interrupt olarak algılanacak port veya pini seçiyoruz. Bu XT birimi için geçerli. Veya bunun haricinde de işte biraz önce gördüğümüz gibi I2C ve DMA hatlarının kullanacaksak onları tercih edeceğiz. Daha sonrasında kesmenin yükselen kenarlama yoksa düşen kenarlama oluşacağını belirlememiz lazım. Biliyorsunuz işlemlerimizi ya yükselen kenara göre ya da düşen kenara göre gerçekleştireceğiz. Yani kesmenin oluşabilmesi için hangi sinyalin geldiğini ve hangi sinyale göre işlemin yapılacağını belirlememiz lazım. Daha sonrasında kesme duruma göre bir önceliklendirme işlemi yapabiliriz. Yani biz atıyorum 4 tane XT hattını aynı anda kullanacağız. Bunu biz aynı anda kullanırken hangisine öncelik vermesi gerektiğini, NVIC'in hangisine öncelik vermesi gerektiğini de belirlememiz lazım. Bu da önemli bir kısım. Daha sonrasında NVIC birimi gelen istekleri yetkilendiriyor. Bunu biraz önce anlatmıştım. Daha sonrasında da bizim kesme servis fonksiyonuyla istenen kesmeyi gerçekleştirmemiz lazım. Yani biz işte atıyorum butona bastığımız zaman neyin olmasını istiyorsak bunu kesme servis fonksiyonuna yazıyoruz. LED'imizi yakacak mıyız, söndürecek miyiz ya da işte toggle atacağız falan filan bu tarz fonksiyonel durumları kesme servis fonksiyonuna yazıp kesmemizi gerçekleştiriyoruz en son olarak. Burada bu şekli de inceleyecek olursak kesmeyi genel hatlarıyla anlatmış. Burada bir kesme geliyor. Daha doğrusu hali hazırda çalışan bir programa bir kesme uygulandığında o çalışan program işlemini durduruyor. Yani burada tabii durdururken de o bilgileri bir yere kaydetmesi lazım ve bunu kaydediyor. Daha sonrasında bir kesme oluşuyor ve bu işlemci dallanıyor ve kesmeyi gerçekleştiriyor. İşte hangi fonksiyon artık nasıl bir komut verilmişse o işlem gerçekleştiriliyor. Kaydedilmiş program yine aynı şekilde devamında sürdürülüyor. Bir sonraki videomuzda bu birimlerin registerlarını inceleyeceğiz ve daha sonra da kesmelerle alakalı örnekler yapacağız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.